Herkese yeniden merhabalar. Yaklaşık bir saat önce banyo yaptım. Saçlarım hala ıslak. Çok bitik bir halde görünüyorum. Fakat bu videoyu şu an çekmek zorundayım. Çünkü bu videoyu sizde yani hislerim daha tazeyken paylaşmak zorundayım. Bugün bahsedeceğimiz kitap Asla Vazgeçme, Rainbow Rowell'dan. Kalın olmasına bakmayın, çokça hızlı okunan bir kitaptı. Gerçekten böyle bir solukta okudum. Keyifliydi, eğlenceliydi. Önce spoilersız olarak her zamanki gibi ve sonra da uzunca bir spoiler yorum yapacağım. Çünkü şu an laptopum burada karşımda ve sevdiğim ve sevmediğim kısımları kitabı bitirdiğim anda sizler için not aldım ki hiçbir şey unutmayayım. Şimdi kısaca konudan bahsediyorum. Simon Snow adlı bir oğlumuz var ve kendisi büyücü. Bir büyücülük okuluna gidiyor. Okulun adını hiç hatırlamıyorum. Watford'muş. Yani böyle şeyler aklımda kalmıyor. Artık bunu biliyorsunuz. Ve 7. senelerindeler. Simon seçilmiş kişi. İşte büyücü dünyasını kurtaracak ve Humdrum adlı işte şeytani varlığı yenecek ki büyücü dünyası kurtulsun. Büyücü dünyasında ne oluyor? Bazı noktalarda büyü çekiliyor. Yani büyüsüz kalıyor noktalar ve sihirbazlar orada, yani büyücüler orada yaşayamıyorlar. Ve Simon'ın görevi de işte bu olayı bitirmek ve Humdrum'un sonunu getirmek. Bir de Simon'ın akıl hocası ve işte manevi babası gibi bir adam var, sihirbaz. Çünkü işte okula girebilmesi için Simon'a varisi yapması gerekiyor. Aynı zamanda Simon sihirbazına varisi. Neyse, biz Simon'un hayatını okuyoruz. Simon oda arkadaşının bir şeyler karıştırdığını ve onu öldürmek istediğini düşünerek Buzz'ın peşine düşüyor. İşte ve biz bunu okuyoruz. Simon okula yaptıklarını okuyoruz. O an sihirbazlar ya yani büyücüler dünyasında neler olduğunu okuyoruz. İşte Simon'un kız arkadaşı Agatha ile arasındaki sıkıntıları okuyoruz. En yakın arkadaşı Penny ile neler yaptığını okuyoruz. Yani genel olarak Harry Potter'a benzeyen bir kitap. Ki zaten Harry Potter'a çok benziyor. Konuya baktıysanız falan aşırı çok benziyor. İşte seçilmiş kişi falan. Ama Simon'lerden çok farklı. Çünkü Simon çok çok yetenekli bir seçilmiş bir kişi değil. Büyü bile yapamıyor. Sadece patlıyor. İşte büyüsü içine birikiyor ve bir anda patlıyor ve asla kontrol edemiyor falan. Çok büyük bir büyü gücü var ama kontrol etmek konusunda çok kötü. Neyse, böyle bir kitap. Konumuz bundan ibaret. Sevdim mi sevmedim mi? Kitabın ilk yarısı benim için 3,5 puanlıktı. Ama son yarısı kesinlikle 5 puandı. Bu yüzden kitaba 4,5 puan verdim. Aslında 4 de verebilirdim ama bazı sahneler benim kalbimi o kadar çok heyecanlandırdı ki 4,5 vermek zorunda hissettim kendimi. Gerçekten bu kadın bu kitapta romantik sahneleri öpeyim. Romantik sahneleri arşa çıkarmış. Yani şu an minik anneciğim, ama video çekiyorum. Şu an insanları poponu izletiyorsun. Gel. Arşa çıkarmış romantik sahneleri. Yani ölümüne şıp atıyorum. Ölümüne. Şu an var ya, o aşk sahnelerini tekrar tekrar okuyasım var. Ama bunlarla alakalı bir sıkıntı var. Bunların hepsini spoilerli bölümde anlatacağım. Kısacası ben beğendim. Pişman olacağınızı düşündüğüm bir kitap değil açıkçası. Eğlenceli bir şeyler okumak istiyorsanız, kafanızı dağıtmak istiyorsanız keyifle okuyabileceğiniz bir kitap. Gerçekten benim sevdiğim bir kitap oldu. Kitaplığımda yerini edindi. İleriki zamanlarda belki ikinci kitap çıkmadan önce tekrar okumayı planlıyorum. İkinci kitap da normalde 2020'de çıkacaktı. Ama yazar öne aldı. Goodreads'ten baktım. Şu an 24 Eylül'e çıkış tarihi. Doğum günüm. Bu bir tesadüf mü acaba? Neyse, 24 Eylül'de çıkıyor kitap. Bizde de büyük ihtimalle 2020 Nisan, Haziran gibi falan çıkar. Bilmiyorum. Aslında çok sattığı için belki daha erken de çıkabilir Pegasus. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama büyük ihtimalle ben İngilizce okurum bu kitabı. Yani bazı okumam gerekiyor, anlıyor musunuz? Bazı daha fazla vakite ihtiyacım var. Bana asla yetmedi şu kitap. 500 sayfa ki zaten çoğunda yoktu baz. Asla ve asla bana yetmedi. Zaten kitap baz içine girdiği andan itibaren çok harika bir noktaya gitmeye başladı. Yani ihtiyacım var kendisine. Neyse, kısacası sevdim ve öneriyorum. Yaş sınırı da bence 15 yaş ve üzeri diyorum bu kitap için. İşte çünkü yakınlaşmalar falan var. Bilmiyorum, belki rahatsız olursanız, bilemiyorum. Bu arada LGBT kitabı, yani işte gay, lezbiyen, biseksüel, transseksüel, bir de i eklendi artık, intersex. Onu hep söylemeyi unutuyorum. Neyse, biliyorsunuz. Ben LGBT kitaplarını okumayı da çok seviyorum. Bu kitabı da çok sevdim. Sevdim. Herkese öneriyorum. Şimdi spoilerli vakit geldi. Buraya bir şey ekran koyuyorum. Allah'ım Buzz. Yani seni kitaptan çıkartıp şöyle içime sokasım geldi. Çok sevdim.
Çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Neyse, önce notlarımdan ilerleyeceğiz. Sevdiğim şeyler en başta Buzz ve Simon. Allah'ım bu nasıl tatlı bir ilişki. Yani dört bir yana şip attım. Şip 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 şip. Bütün böyle gözlerimden kalpler çıktı ikisinin arasındaki ilişkiyi okurken. Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle uzun zamandır atmadığım bir kitap şipi attım kendilerine. Aşırı çok sevdim. Simon'u o kadar çok sevmiyorum ama Buzz. Senin için eridim bittim. Gerçekten çok iyiydi. Sonra Penny'yi çok sevdim. Penny ya yani Harry Potter'la kıyaslarsak Hermione olması gereken karakter ama bence Penny gayet güzel bir karakterdi. Okurken çok keyif aldım. İşte zekası, Simon'a olan bağı, işte aralarındaki o arkadaşlık beni gerçekten çok etkiledi. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum sevdiğim bir karakter oldu. O yüzden o da sevdiğim şeyler arasına giriyor. İkincisi Sihirbaz hakkındaki plot twist. Yani ben tahmin etmiştim Simon'un babası olduğunu ama böyle bir büyü yaptığını ve Simon'un bu hale gelmesine sebep olduğunu tahmin edememiştim açıkçası. Lucy'nin Simon'un annesi olduğu da çok barizdi. Ya en baştan beri barizdi ve sihirbazın babası olduğu da bence çok barizdi Simon'un. Bu tahmin edilebilirliğe ikinci kısımda sevmediğim şeylerden bahsederken geleceğim zaten. Ama işte büyü yaptığını da Simon'u daha anne karnındayken büyülediğini güçlü olsun diye falan bunu tahmin edememiştim. Açıkçası şaşırdım. Ve ben gerçekten şeyi beklemiyordum yani Buzz'ı onun kaçırttırdığını düşünmemiştim. Ve bu da beni çok şaşırttırdı. O yüzden Sihirbaz hakkındaki bu plot twist beni etkiledi. Beğendim. O kadar iyi değildi yani asla kimse tahmin edemezdik bir plot twist değildi. Ama benim hoşuma gitti ve şaşırdım. O yüzden hoşuma gitti. İkincisi de Simon ve Humdrum arasındaki bağlantı. Ben gerçekten böyle olduğunu da düşünmemiştim. Gerçekten Humdrum çok garip bir isim. Neyse biri var diye düşünmüştüm ve ben işte Simon'la alay etmek için Simon'ın kılığına giriyor diye düşünmüştüm açıkçası. Fakat Simon'un o çektiği enerjinin Simon'un o içindeki büyünün kalıntısı olduğu aklımın ucundan bile geçmezdi. Ve Simon'un bütün gücünü ona vereceği gerçekten çok iyi yazılmıştı ya. Son 50 sayfa falan harika yazılmıştı. Buradan Rainbow Rowell'ı tebrik ediyorum. O videoyu asla izlemeyecek olsa da izlese de anlamayacak olsa bile. Ama gerçekten çok başarılıydı. O son savaş sahnesine bayıldım. Harikaydı bence. Çok iyiydi. Genel olarak kitabı çok sevdim. İlk yarısı dediğim gibi ikinci yarısı kadar etkileyici değildi. Ama şu an ikinci yarısıyla konuştuğum için çok sevdiğim bir kitap oldu. Ama 5 puanlık bir kitap değil. Çünkü dediğim gibi ilk yarısı gerçekten o kadar da iyi değildi. Özellikle kitaba başladığınız zaman bir an sizi bocalatıyor. Çünkü önceki olayları sadece böyle arada bahsediliyorlar. Çünkü mantıken bu serinin 7. kitabı yani. Çünkü 7. seneden okumaya başlıyorsunuz ve bence bu başlarda birazcık tek düzeliğe ve birazcık karışıklığa sebep olmuş ama ikinci yarı harikaydı. Şimdi sevmediğim şeyler dediğim gibi Lucy'nin tahmin edilebilir olduğu. Yani en başta Lucy ile alakalı ilk şeyi okuduğum anda dedim ki aha bu Simon'un annesi. Ondan sonra olaya Davy girince de dedim aha bu Davy sihirbaz. Hepsi de çıktı. Tahmin edilebilir bir kitaptı. Yani dediğim gibi bir tek o sihirbaz hakkındaki plot twist ve Humdrum hakkındaki beni şaşırttı ama genel olarak bakıldığında çok tahmin edilebilir bir kitaptı. Asla üst aklına farklı bir şey çıkacağımı düşünmedim ama keşke yani biraz daha detay olsaydı. Ya keşke Simon annesini görseydi yani. Simon annesini görebilecek olsa çok mutlu olurdum. Bu kitabın sonunda olması saçma ama bence ikinci kitabın sonunda böyle bir epilog olsa ve Simon 20 sene sonra annesini görse falan çok hoş olurdu. Gerçekleri öğrense bilmiyorum. Belki ikinci kitapta öğreniş fikrim yok ama öğrenmesini isterdim. İlk yarının ikinci yarıya oranla vasat kalması bundan bahsettim zaten. Sonra ne yazdım? Bazen karakter arası geçişlerin çok sık olması. Aynen sona doğru mesela bir heyecanlı bir olay varken bir anda işte Penelope oluyor, Buzz oluyor, Simon oluyor. Aynı şeyleri bir onun gözünden anlatıyor. Ve bu durum benim hoşuma gitmedi açıkçası. Sürekli bu karakterin gözünün değişmesi beni çok memnun etmiyor. Yani bir bölümü okurken aynı anda böyle 4 kişiye falan geçmek gerçekten benim hoşuma gitmiyor. Bu şahsi zevkimle alakalı. Sizin hoşunuza gitmiş olabilir ama ben çok benlik değil bu ve beni birazcık sıkıyor böyle sürekli değişmesi. Yani ilahi olarak yazılmış olsa belki daha iyi olurdu. Ya da bilmiyorum. Sadece Buzz ve Simon'la kalsa ya da bir bölümde bu kadar fazla karakter değişikliği olmasa daha çok sevebilirdim. Sonuncusu da Simon'un Buzz'ı öptüğü anda bütün nefretinin ortadan kaybolması. Gerçekten çok saçmaydı. Yani bir anda kavga ediyorlardı ve Simon Buzz'ın gerçekten kendisini öldüreceğini düşünüyordu ve sonra öpüştükleri anda puf.
bütün nefret ortadan kayboldu ve bir anda aşkım sevgilim şeyine bağladılar. Bu bana birazcık saçma geldi. Simon ve Buzz'ı aşırı çok seviyorum ama bu olayın saçma olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Yani bilmiyorum, belki Simon sonrasında böyle bir dursa, düşünse, böyle bir kendisini sorgulasa, sadece tek düşündüğü Buzz artık işte uyanıyor ve acaba Buzz vaz mı geçti diye düşünüyor. Yani acaba böyle devam etmeyeceğiz mi? Anında bu sevgili kafasına girdiler ve bilmiyorum, bence ikisinin de böyle bir durup bir düşünmesi gerekiyordu. Yani Buzz'ın değil, çünkü Buzz senelerdir Simon'a aşık, ama en azından Simon'ın böyle bir durup düşünmesi daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Bir de Ev karakterinin cinsiyet sıkıntısı. Yani kitapta başladık ve kitapta işte keçilerin bakıcısı işte artık okulda yaşıyor falan falan diye anlatırken asla ve asla cinsiyetle alakalı bir şey yoktu ve ben nedense hep erkek olarak hayal ettim. Bilmiyorum. Büyük mü Hagrid sebebiyle erkek olarak hayal ettim ve 400. sayfada bir anda kadın olduğunu öğrendim. Yani daha öncesinde Abby'in kadın olmasıyla alakalı hiçbir şey yoktu. Tam erkek olmasıyla da alakalı bir şey yoktu ama sanki erkekmiş gibi hissettirdi. Yani ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bilmiyorum, şoka uğradım ve 400. sayfada erkek olarak beynimde yer eden bir karakterin kadın çıkması bende devreleri yakıyor gerçekten. Birkaç defa daha oldu bu. Çok sıkıntı yaşatıyor bende. Aşırı çok sıkıntı yaşatıyor ama sonra toparladım. Yine de bilmiyorum, ben çok açık değildi yani. Ya da bir anda mı yazar değiştirmeye karar verdi? Ya da bir anda "Aa, bu çok Hagrid'e benzemiş. Ben bunu kadın yapayım mı?" dedi. Bilmiyorum, hiç fikrim yok gerçekten ama bu beni birazcık kafamı karıştırdı. Evet, kafamı karıştırdı gerçekten. Yazdığım başka bir şey kalmadı. Kısacası sevdim. Çok 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 bayılmadım. Hayatımda okuduğum en güzel kitap değil ama okurken çok keyif aldım. Ve sizin de alacağınızı düşünüyorum. Bu yüzden bir şans verebilirsiniz bence. Güzeldi. Güzeldi. Buzz çok güzeldi. Ay, Buzz harikaydı. Sadece Buzz'a 5 üzerinden 6 puan veriyorum. Buzz mükemmel bir karakterdi. İkinci kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Daha fazla konuşmuyorum. Uzun bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.